Herkese merhaba. Benim gibi e, bir süredir aynı telefonu kullanıyorsanız muhtemelen yer sorunundan şikayetçi olabilirsiniz. Çünkü cep telefonları artık uygulamalar ve e, fotoğraf videolarla maalesef hafızaları yetmemeye başladı. Eğer yeni bir telefonunuz yoksa bir yerde hafıza sorununa gelip takılacaksınız. Android telefonlarda bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? Bunlara yönelik birkaç tane bilgi aktarmak istiyorum. Öncelikle bu e, Veri kaynaklarının çoğu fotoğraf ve videolardan oluşuyor. Yani özellikle videolar çok yer tutuyor. Bunları temizlemeyi ayrı bir videoda anlatıyor olacağım zaten. Daha başka yöntemleri var. Bunu yapmak için işte yapabileceğiniz birkaç şey. Bir tanesi bu fotoğraf ve videoları bilgisayarınıza almak, ee, Tümden silip böylece yer açmak. Ama bir süre sonra bunu da yetmediğini göreceksiniz. Ee, diğer veri kaynağın çoğunu oluşturan e, uygulamalar var, bir takım uygulamalar. Özellikle WhatsApp içinde yine gönderilen alınan fotoğraf, videolar, işte Instagram vesaire gibi bunların keşleri yani telefonda tuttukları geçici bellekler vesaire gibi şeyler çok yer tutabiliyor. Temizlik için kullanabileceğiniz en kolay yöntem clean up gibi bir takım programlar kullanmak. Bunlar sizin yerinize büyük dosyaları bulup yerini gösterebiliyor ya da programların bu silinebilir cache dosyalarını vesaireyi tek bir noktadan temizlemenize olanak sağlıyor. Böylece tek tek arayıp veri nerede diye ara bulmak zorunda kalmıyorsunuz. Fakat bir süre sonra dediğim gibi bu size yetmiyor. ya da ben benim yaşadığım gibi zaten çok az yerim var. Bir de üstüne uygulama kurup bunları arayamam ya da telefon zaten yavaş. Bir de uygulama kurup yavaşlatmak istemiyorum diyorsanız, Android'in kendi içinde yer alan veri takibi, veri nerede büyük veri var. Onu görmek için kullanabileceğiniz araçlar şunlar. Bir tanesi şu en azından ayarlara giriyorsunuz. Ayarlarda depolama ile ilgili alanı şu depolamada görüyorsunuz. Depolamaya girin. Yani ayrıca bir uygulama kurmadan Android'deki tool bu şekilde depolamaya giriyorsunuz. Burada iki tane şey gösteriyor. Bende telefonun kendi hafızası bir de SD kart özelliği var. SD kart da takılı ama SD kart olsa bile kurduğunuz uygulamaların ana verileri, temel verileri Telefonun kendi hafızasında tutuluyor. Örneğin fotoğraf çekme uygulaması yüklediniz. Bir tane kamera uygulaması yüklediniz. Fotoğrafları e, isterseniz gidip bu SD kartta yazabiliyor. Fakat uygulamanın kendisi ana telefon hafızasına kalıyor. Şimdi o telefon hafızasına bakacağız. Bu ekranda karışık olan şu bir süre beklemeniz gerekiyor. Bu telefonun hızıyla ve e, versiyonuyla da alakalı. Bakın bütün uygulamaları, resimleri şöyle bir taradı. Bana hepsinin boyutunu verdi. İşte bu ekranda beklemezseniz orada bir anlamsız veri varmış gibi geliyor. Şimdi burada uygulamalar 3.31 GB tutmuş. Resimler 212 MB tutmuş. Burada sistem 5.87'sini almış. Sistemden kastı işletim sistemi. Telefonun kendi şeyi işletim sistemi. Bunlara bakıyorsunuz. Buradan size şu sonuç çıkıyor. İşte Telefonda şu kadar video var, şu kadar resim var. Bunları temizlersen bu kadar yer kazanırım. Onları görmenize olanak sağlıyor. Örneğin uygulamalara gireyim. Uygulamalara girdiğinizde de telefonunuza yüklü olan uygulamaları yine bu ekranda da biraz bekliyorsunuz. Bakın hafızada tuttuğu yerleri hesaplıyor bir yandan arka planda. Bittiğinde de büyükten küçüğe doğru sıralıyor. Hatta burada menü tuşuna basarsanız ya da şu sağ üstteki 3 noktaya basarsanız ada göre sırala diye bir seçenek var. Ada göre sırala derseniz A'dan Z'ye gidiyor uygulamalar. Default'ta açıldığı hali boyuta göre sırala. Boyuta göre sıralayabiliyorsunuz. Şimdi boyuta göre sıraladığımda ne yapabilirim? En çok fotoğraflar yer tutmuş. Şimdi bu fotoğraflar uygulamasını hiç kullanmıyorsam ya da nadiren kullanıyorsam tamamen silmek size bir yer kazandırır. Ancak sık kullanıyorsanız da silmenizin bir anlamı yok. An i̇çine girip e cache belleğini temizleyebilirsiniz. Bakın ön belleği temizle. Ön bellekte 187 MB veri varmış. Ön belleği temizlemek genellikle size bir zarar oluşturmaz. Yani herhangi bir uygulamanın ön belleğini rahatlıkla silebilirsiniz. Ancak verileri temizlederseniz, yukarıdaki verileri temizle butonu, sanki uygulamayı silmişsiniz ya da sıfır yeni kurmuşsunuz gibi sizden tekrar kullanıcı adı, parola, ayarlar vesaire gibi bütün bilgileri ister. Yani uygulamanın sahip olduğu tüm temel verileri siler, uygulamanın kendisi kalır. Açtığınızda sanki ilk defa açıyormuşsunuz gibi davranır size. O yüzden verileri temizlemeyi çok önermiyorum. Ama bazı yerlerde verileri de temizleyebiliyorsunuz. Ona da örnek göstereceğim. Ön belleği temizlemekte hiçbir zarar yok. İşte burada tek tek ön bellekleri temizleyebilirsiniz. Özellikle bu fotoğraflarda ön bellek boyutu çok yüksek. O size yer kazandıracaktır. Bazı uygulamalarda bu haritalar olabilir. Haritalarda örneğin yine ön belleği temizle var. Verileri temizle diyelim. Yok bu değil. Ee, sizin bilginiz dahili şey bilginiz dışında ortak bir takım şey haritaları indirmiş olabilir. Onları temizlemenize faydası oluyor. Başka Google'ın var. Bakalım. Ha. Özellikle anlatmak istediğim kısım buydu. Alanı yönet. Şimdi burada verileri temizle butonu yerine alanı yönet diye bir şey çıktı. Alanı yönete girdiğiniz zaman Google'da bakın arama verilerini temizle, launch verilerini temizle, tüm verileri temizle. Tüm veriler yukarıdaki iki kısmın toplamı zaten megabayt olarak da. Şimdi bunları silmeniz size çok bir zarar yok ama yine işte Google launcher'lı özel şeyler tekrar ayarlamanız gerekir. Sıfırdan yine telefonu yeni kurmuşsunuz gibi davranır. Tüm telefonu değil de bu uygulamayı. Google arama verilerini temizlemek ise size hiçbir zararı olmaz. Sadece arama ve sonuçlarını olduğu alanı temizler. 44 MB buradan kazanabilirsiniz. Bunun gibi şöyle uygulamalara yukarıdan aşağıya bir bakın. Eğer kullanmadığınız, böyle hiç ihtiyaç duymadığınız uygulamalar varsa, bunları silmenizi tavsiye ederim. Geri dönersek, aynı veri temizleme alanına dönüyoruz. Pardon. İkinci alan resimler, videolar. İşte diğer bazılarını değiştiremiyorsunuz. Mesela sistemle ilgili alanda silme işlemi yapamıyorsunuz. Çünkü onlar sistem dosyası olduğu için onlarda işlem yaptırmıyor. Görüntülenecek dosya yok. Resimler, resimler ince resim uygulamasına gidiyor. Burada hangi resmin ne kadar yer tuttuğunu vesaire yine burada boyuta göre sırala vesaire gibi şeyler seçip resimlerinizin silebiliyorsunuz. Bunlar da yine third party tool'lar daha avantajlı. Yani birbirinin çok benzeri fotoğraflar varsa veya aynı fotoğraftan aynısından bir kopya daha tutuyorsanız telefonunuzda bunları bulup çok rahat temizleyen, ayıklayan programlar var. Bazen Android'in kendi içinde de bu tür özellikler olabiliyor. Eğer dediğim gibi telefonunuzda herhangi bir uygulama kurmadan hafıza yine tüketiyor. En çok nerede yer harcıyorum diye görmek istiyorsanız dediğim gibi bakacağınız alan burasıdır. Daha sonra buraya göre de temizliğinizi yaparsınız. Videoların çok yer tuttuğunu görüyorsanız ya videolara gider silersiniz. Ses dosyası varsa ses dosyalarını silersiniz. WhatsApp'ın özellikle içinde duran medya dosyalarına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Genel olarak bu şekilde Telefonun içindeki verilerden kurtulmanın diğer yollarını başka videolarda yine anlatıyor olacağım. Umarım bu bilgi işinize yarar. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.